Aslına bakarsanız benim annem babam geldi biliyorsunuz. Hı hı. Aycan'la da tanıştılar. Burada evet. Duygu ve düşüncelerini dile getirdiler bizle alakalı. Güzel şeyler söylediler, güzel şeyler paylaştık. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. İkisini de çok güzel tabii, övgülerini dinledim. Sonuçta bir ilişki yaşıyoruz. İnişler sıkışlar oluyor, aramızda tabii sorunlar ki oluyor. Telefonda ara sıra size görüşüyorum, konuşuyorum. Evet, sağ ol, hatırımı sayıyorsun. Bir problem olduğunda sizi arıyorum biliyorsunuz. Siz de sağ olun, bana her zaman çok güzel davrandınız, çok güzel karşılık verdiniz. Ama tabii ilk defa bir araya geliyoruz. Evet. Yani ben burada da bu ilişkiye bakış açınızı, bana bakış açınızı çok merak ediyorum. Çünkü 2 ayı aşkın bir ilişkimiz oldu. Allah nasip ederse belki ileriki zamanlarda daha güzel şeyler olabilir. Onur'la Aycan'ı onaylamıyorum desem. Emin ol çok mutlu olacak insan var. Ama 2 aydır ben onaylamasaydım onları bu durumda olmazlardı. Zaten onaylar biliyorsun. İşte bu durumda olmazlardı eğer ben... Hayır ben burada Onur'un damat adayı olarak sizin bir çekirdek ailenizi nasıl gördüğünü, Onur'u nasıl izlediğinizi duymak istiyorum. Şimdi benim ailemdekilerle hepsiyle tek tek hani birebir görüştüğüm de var. Evet, görüşmedim. Etraftan yani yaşadığım şehirdeki arkadaşlarımdan evet, da konuştuklarım evet, var. Hepsini bir kenara bırakıyorum. Ben kendim nasıl olarak izlediysem onu söyleyeyim sana o zaman öyle cevap vereyim. Onur tabii ki her gelin adayının isteyebileceği bir damat adayı. Ama bu sadece ekran önünde gözüken. Bir de bunun ekran dışı var. Evet. Ekran dışında Onur nasıl bir insandır? Burada dışarıdaki gibi midir? Onu konuşarak anlayacağım. Ben arkadaşıyım. Evet dışarıdaki gibidir. Yani. O zaman çok eski arkadaşımdır. Kimse benim dört dörtlük evet, değildir ama Onur da gerçekten o zaman herkesin istediği bir damat adayıdır. Evet, öyle bir şey. Aycan'ın da bunlarını izliyorum tabii ki. Aycan'ın da saçmalıklarını sana karşı durup dururken niye tavır koyduğunu, trip koyduğunu anlayamıyorum bazen ama senin de çok bazen yersiz böyle yükselişlerin beni çok üzüyor. Niye üzüyor? Annesin bir... Yersiz bulduğunuz ne mesela? Bir örnek verebilir misiniz? Vallahi neresi? Mesela senin sürekli bıktım ya, sıkıldım artık demen beni çok yaralıyor. Neden bıktım, sıkıldım ben size açıklayayım. Çok problem yaşamayı seven insan değilim aslında. Evet. Gerçekten böyle konuşarak anlaşmayı seviyorum. Hı hı. Öyle bir şey yaşıyoruz ki o an öyle bir problem oluyor ki Aycan'ın o an hani çekip gitmesi, o an durumu abartacak hani normalde çözebileceğimiz bir durumu abartacak şekilde davranmasından dolayı ben bıkkınlık ve sıkkınlık yaşıyorum. Yoksa peki bunu niye yapıyor Onur sence? Ya içinde tabii ki de bambaşka bir psikoloji yaşıyor olabilir o an. Bambaşka bir şey istiyor olabilir ve ben belki de o şekilde davranmamış olabilirim. O şekilde görmemiş de olabilirim. Hak veriyorum Aycan'a, sıkıntı değil. Ama ben Aycan'dan bıkkınlık ve sıkkınlık yaşadığım için yapmıyorum bunu. Ben durumdan sıkıldığım ve bıkkınlık yaşadığım için, ya yeter, sıkıldım, yani biz niye bu problemi yaşıyoruz dediğim için ben onu söylüyorum. Bir ilişki yaşıyoruz. Tabii ki de ben sevdiğim insana bağırmak istemem, çağırmak istemem, kızmak istemem, bir problem yaşamak istemem. Ama ister istemez öyle bir an geliyor ki öyle bir sıkıntıya düşüyorsunuz ki seviyorum dediğiniz insanla bir problem yaşıyorsunuz. İşte bakın deminden de işte arkadaşlarımız burada yaşayıp böyle parçalandıkları gibi. Yani kimse ayrılmak için bir ilişkiye başlamaz. Mümkün değil. Kimse ayrılmak için evlenmek istemez. Ben mümkün de aynı, değil. Ben de aynı başımda şekildeyim. Olan bir şey Onurcuğum yani yavrum bu benim başımda evet, olan bir şey. Yıllarca yaşamış olduğum ilişkiler beni çok olgunlaştırdı. Çok büyük tecrübeler edindim. Ve bu tecrübeleri gerçekten Aycan'la ilişkimde yaşatmaya çalışıyorum Aycan'a. Bazen belki bunun dozajı kaçıyordur. Kaçtığı zaman ben bile kendimi eleştirebilen bir adamı eleştiriyorum. Şuna emin olun. Kızınızı gerçekten çok seviyorum.